Evet gençler merhaba. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün. En son birinci üniteyi bitirdik. Şimdi artık ikinci üniteye başlayacağız bugün birlikte. İkinci ünitemizin adı Kur'an'a göre Hazreti Muhammed. Şimdi biz bu hafta artık bu üniteye geçmiş bulunuyoruz. Kur'an'a göre Hazreti Muhammed, Peygamber Efendimizin peygamberlik görevlerinden bahsedeceğiz biz bu ünitede. İlk başta insani görevlerinden bahsedeceğiz, insani yönlerinden bahsedeceğiz. Sonrasında ise peygamberlik vazifelerinden, yani peygamber olarak özelliklerinden bahsedip konuyu bitireceğiz gençler. Şimdi ilk önce sayfa 48'deyim bu arada ben şu anda. Kitaplarınızda eminim, sizin önlerinizde de açıktır. Sayfa 48. Hazreti Muhammed'in insani yönü denince aklınıza neler geliyor? İnsani olarak hangi özelliklere sahip Peygamber Efendimiz? Biraz bundan bahsedelim. Aklınıza neler geliyor? Hocam bir şey demiştim. Nilay demiş ki hocam bu soru sorabilir miyim? Konuyla alakalı değil ama. O zaman dersin sonunda sor. Başta deseydin konuya başlamadan olurdu da dersin sonunda sorarsan daha iyi olur. Peygamberimizin insani yönü olarak aklınıza gelen şeyler neler? İnsani olarak hangi özelliklere sahip? Şöyle insani yönü bir de şuraya da peygamberlik yönü diyelim. Şimdi insani olarak baktığımızda Peygamber Efendimiz hem bir peygamber hem de onun harcı zaten bir insan değil mi? Yani bir beşer aslına baktığımız zaman. Nasıl ki biz insan olarak bazı özelliklere sahipsek, işte konuşma, gülme, üzülme ya da işte ağlama, dürüst, aynen. Hoşgörü, doğru. Yardımsever, şefkat. Doğru, çok güzel. Aferin size. Zaten benim kızlarım oldukları belli yani. Şimdi gençler baktığımız zaman sizin de dediğiniz gibi insan olarak baktığımızda sizin söylediğiniz şeyleri de söyleyebilirim. Hoşgörülü, dürüst, yalan söylemeyen, işte kötü şeyler yapmamak, işte ağlamak, gülmek, üzülmek, sevinmek, bunların hepsi nasıl ki bizde varsa aynı şekilde Peygamber Efendimiz'de de var. Yani o hem bir peygamber hem de bir beşer, yani insan. Baktığımız zaman evet, Peygamberimizin bu anlamda bizden bir farklılığı yok ama sıradan bir insan da değil. Yani biz bunun ayrımını bu şekilde yapıyoruz. Peygamberimiz de bir insan ama sıradan bir insan değil. Allah-u Teala ona ne veriyorsa, atıyorum hani mucize olarak da ne veriyorsa, işte ne hikmetini, hangi hikmetini veriyorsa Peygamber Efendimiz sadece Allah-u Teala'nın verdiği özelliklere sahip olabiliyor. Onun haricinde kendi kendine ben bunu istiyorum, bu olsun diyebilir mi? Olmaz. Allah-u Teala ne istiyorsa, ne söylüyorsa onun gerektirdiği şekilde o da gereken şeyi yerine zamanında getiriyor gençler. Şimdi kitabınızın başından şöyle başlayalım. Soruyu geçtim. Yüce Allah tarafından insanları doğru yola iletmek amacıyla gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her Müslüman sevgili peygamberimizi iyi tanımalıdır demiş. Şimdi gençler, her Müslüman Peygamber Efendimiz'i iyi tanımalıdır. Neden? Her Müslüman niye Peygamber Efendimiz'i iyi tanıyor? Neden iyi tanımalı sizce? Ümmetini bilmeli demiş. Ümmetini bilmeli. Ama ümmet biziz. O açıdan düşün. İyi yönlerini almak için. İyi yönlerini almak için, örnek almak için. Doğru, güzel. Başka var mı? Neden Peygamber Efendimiz'i biz iyi tanımalıyız? Müslümanlık Efendimiz'e geldiği için, doğru yanlış bilmek için. Doğru yanlış bilmek için Müslümanlık Peygamber Efendimiz'e geldiği için, doğru. Başka var mı söyleyen, fikri olan? Tamamdır o zaman, ben şöyle kısaca anlatayım. Şimdi gençler, biz Müslümanlığı nereden öğreniyoruz? İlk
olarak Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz değil mi Müslümanlar? Gelen vahiylerle oluşan Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz biz Müslümanlar. Ama Kur'an-ı Kerim tek başına bazı yönlerden yeterli olmuyor. Neden? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de diyor ki mesela namaz kıl. Ama namazın nasıl kılınacağını anlatmıyor. Ya da oruç tut ama orucu nasıl tutacaksın anlatmıyor. Şimdi bu açılardan baktığımızda Kur'an-ı Kerim daha genel anlamda bakacak olursak Kur'an-ı Kerim hükmü veriyor. Hükmü verdikten sonra biz bunun nasıl yapıldığını, içerik olarak nasıl olması gerektiğini Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. O yüzden biz dinimizi hem Kur'an-ı Kerim'den öğreniriz hem de Peygamberimizin sünnetinden öğreniriz. Sünnetinden, yaptıklarından ya da hadislerinden, sözlerinden de yine biz dinimizi öğreniriz. İşte dinimizi daha iyi anlayabilmek amacıyla hem Kur'an-ı Kerim'i hem de Peygamber Efendimiz'in sünnetini bilmemiz gerekir arkadaşlar. Açıklayıcı oldu mu? Kafanızda herhangi bir soru işareti var mı? Her Müslüman Peygamber Efendimiz'i iyi tanımalı. Çünkü Kur'an-ı Kerim tek başına hükümleri veriyor ama hükümlerin genel anlamda yani her konu için bu geçerli değil tabii ki. Ama genel anlamda Kur'an-ı Kerim sadece hükmü verir, nasıl yapılacağını çok açıklamaz. Biz bazı şeylerin nasıl yapılacağını Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden, onun sözlerinden, hadislerinden öğreniriz gençler. Tamam mı? İyi, güzel. Yazdıysanız burayı da sileyim. Biraz bekleyeyim. Şeyma Miner yazmış. Tamamdır. O zaman siliyorum. Evet. Şimdi gençler yine kitaptan gidiyorum. Kitabınızda bir ayet verilmiş. Bundan biraz bahsedelim. Sayfa 48'deyim hala. İkinci paragraftayım. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'in herkes gibi bir insan olduğunu belirtir. Bununla ilgili olarak bir ayette şöyle buyurulur. De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınız bir tek ilah, bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Başka bir ayette ise muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler diye buyuruluyor. Şimdi gençler biraz önce söyledim. Peygamberimiz de bizim gibi bir insan. Yani ölümlü olan, işte bir sonu olan bir varlık değil mi? Yani baktığımız zaman biz nasıl insani özellikler taşıyorsak Peygamber Efendimiz de aynı şekilde insani özelliklerin hepsini taşıyor. Ki zaten şundan da bahsedeceğiz bir sonraki konuda. Neden peygamber bir insandan seçildi? Neden peygamberler insanlardan seçildi? Bunlardan da bahsedeceğiz. Ama şu an bunu söyleyecek olursak bunu unutmuyoruz. Yani peygamberlerin de bir insan olduklarını, bir beşer olduklarını ve Allah-u Teala onlara ne verirse, ne söylerse onların da o kadarını bilebileceklerini unutmuyoruz. Eğer Allah-u Teala mesela kıyametin ne zaman kopacağı, bazı bilgiler veriliyor ama tam olarak kıyametin ne zaman kopacağını biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Peygamberimiz biliyor mu? Bilmiyor. Gaybı sadece Allah biliyor. Eğer Allah-u Teala'dan söylemiş olsaydı o da bilirdi. Ama bakıldığı zaman Allah-u Teala neyi veriyorsa onlar da o kadarını veriyorlar bir peygamber olarak. Sonrasında zaten yine peygamberlik özelliklerinden bahsetmiş. O da bir anne ve babadan doğmuş. Evlenip çocuk sahibi olmuş. Geçimini sağlamak için çalışmış, yorulmuş, dinlenmiş, soğuktan ve sıcaktan etkilenmiş, hastalanmış, tedavi görmüş. Nasıl ki biz insan olarak bu özelliklere sahipsek, Peygamber Efendimiz de insan olarak bu özelliklere sahiptir diyebiliriz. Evet, geçtim. Hızlı konuştum ki bir an böyle toparlayamadım. Evet. Şimdi sayfa 49'a geldim. Buraya kadar tamam mıyız? Herhangi olmayan, aklınıza takılan bir yer var mı konuyla alakalı? Yoksa devam edeceğim. Tamam, güzel. Şimdi gençler sayfa 49'a geldim. 49'da bir bilgi kutusu verilmiş.
Ve burada da Peygamber Efendimiz oğlunu kaybettiğinde üzüntüsünden bahsetmiş. Yani Peygamber Efendimiz yaşarken bir evladı haricinde bütün evlatlarının ölümünü görmüştü. Yani bütün evlatlarını kaybetmişti. Çok büyük bir imtihan aslında bakıldığı zaman. İnsani olarak tabii ki hiçbir zamanda Allah'a isyan etmedi. Yani düşünsenize, daha doğmadan babanızı kaybediyorsunuz. Doğduktan sonra 6 yaşında annenizi, daha sonra anneniz vefat ettikten sonra dedenizin yanında kalmaya başlıyorsunuz. Dedenizi kaybediyorsunuz. Ondan sonra amcanızın yanında kalıyorsunuz. Bir sürü zorluklar görüyorsunuz. Evleniyorsunuz. Evlendikten sonra bir sürü evladınız var. Sadece bir tanesi sizin ölümünüzü görebiliyor. Geri kalan bütün evlatlarınız siz yaşarken vefat ediyor. Aslında bakıldığı zaman imtihanların en büyüğü verilmiş Peygamber Efendimiz'e her anlamda. Bu açıdan da bakıldığında onun ne kadar isyan etmediğini, kabul ettiğini, her şeyin Allah'tan gelip ona döneceğine teslim olduğunu daha iyi anlamış oluyoruz hayatında yaşadığı örneklere bakarak. Şimdi bilgi kutusunda Hazreti İbrahim'in ölümünden bahsetmiş. Peygamber Efendimiz oğlu İbrahim vefat ettiğinde üzülmüş ve gözleri yaşarmıştı. Bunu gören sahabeler şaşırmışlardı. Bunlardan Abdurrahman bin Avf, siz de mi ağlıyorsunuz ya Resulullah dedi. Sevgili Peygamberimiz de onu şöyle karşılık verdi. Gönül hüzünlenir, göz yaşarır ancak biz Allah'ın razı olduğundan başka bir söz söylemeyiz. Vallahi ey İbrahim, senin aramızdan ayrılmandan dolayı çok üzüntülüyüz diye. Burada da bir peygamber olarak üzülebileceğinden, ağlayabileceğinden bahsediyor. Ama bunu yaparken neye dikkat ediyor? Hiçbir şekilde isyan etmemeye dikkat ediyor. Tabii ki oğlunu kaybetmiş, çok büyük bir acı. Ağlıyor ama bunun da bir sınırı var. Genelde bizim cenazelerde şey olur, böyle işte dizlerine vururlar. Hani tamam, acının etkisiyle zaten insanın anlattığını bilmiyorum, ben de kabul ediyorum. Ama işte bağıra bağıra işte, hani bizde özellikle çok var, ben her yerde bunu görmüyorum. Çünkü acını sadece bağırdığında hani şey yapamıyorsun. Baktığım zaman bizlerde öyle çok fazla var, işte dizlerine vuruyorlar, bağırıyorlar, işte ağıtlar yapıyorlar ya da işte yüzlerini yoluyorlar falan. Hani bizde çok fazla var böyle şeyler, sizde de var mı bilmiyorum ama hani bu aslında biraz isyan etmeye giriyor. Yani buna biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ağlamanın da üzülmenin de tabii ki bir sınırı var. Ne yaparken de edep, hayat çerçevesinde yapmak gerekiyor. Tabii ki o an üzüntünün etkisiyle insan bazen ne yaptığının farkında olmuyor ama biraz düşünmek gerekiyor bu anlamda. Artık biraz da çünkü bu kültür gibi olmuş, yani ağlamazsa işte o şekilde ağlamazsa niye ağlanıyor denecek gibi oluyor. İnsanlar bunu tamamen bir kültüre dönüştürmüş durumda. Yanlış olarak gördüğüm kısım bu kısım. Evet, geçtim. Yine sayfa 49'dayım. Yine şundan bahsediyor bilgi kutusunun altında. Kur'an-ı Kerim sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in insan üstü bir varlık olarak görünmemesi gerektiğini belirtiyor. İnsan üstü bir varlık değil, yani bazen işte bazı müşrikler işte nasıl oluyor, biz de insanız, o da insan, o zaman o nasıl peygamber oluyor gibi karşılıklarda bulunmuşlar. Ne diyor Allah-u Teala? Siz de insansınız, o da insan. Baktığımız zaman biz nasıl özellikler gösteriyorsak o da aynı özellikleri gösteriyor. O yüzden Peygamber Efendimiz'i insan üstü bir varlık olarak görmek yanlış bir davranış olur dedi. Evet, sayfa 49'da yine önemli olan bir yer var. Ondan bahsedeceğim. Ayet yorumlayalım. Ayet yorumlayalımın altındaki kısım. Sevgili Peygamberimiz bizler gibi insani özelliklere sahipti ancak o sıradan bir insan değildi. Dersin başında bahsetmiştim. Sıradan bir insan değil. Allah Resulü örnek bir kişiliğe sahipti. Peygamberimiz inancı uğrunda verdiği mücadelesi, ibadetleri, yaşayış, insan ilişkileri güzel ahlakıyla bizim için en güzel örnektir. Hazreti Peygamber bu özelliğine üsve-i hasene olarak değerlendirilir. Şimdi baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'in burada önemli bir kavram var. Peygamber Efendimiz'in güzel bir ahlaka sahip olması üsve-i hasene kavramıyla ifade ediliyor. Üsve-i hasene. Üsve-i hasene dediğim şey aslında kelime anlamı itibariyle bakacak olursak güzel ahlaka sahip olması, yani güzel ahlakıyla örnek olmasını ifade eden bir kavram.
Peygamberimizin güzel ahlakıyla örnek olması ya da güzel ahlakına verilen isim. Peygamberimizin güzel ahlakıyla örnek olmasına Üsve-i Hasene ismi veriliyor. Zaten Esma-i Hüsna'da falan da geçer ya, Hasen güzel demektir. Güzel ahlakına verilen isim Üsve-i Hasene. Esma-i Hüsna'da geçiyor, geçler Hasene. Aynı kökten gelir. Hüsnü ismi de oradan gelir. Hasen güzel demek. Yine aynı kökten geliyor zaten. Dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Arapçada her kelime üç tane kök harften türer. Ve o üç kök harften bir sürü farklı farklı anlamlar çıkarabilirsiniz. Tamamen işte A demezsiniz de İ dersiniz altındaki harekesine. Bambaşka bir anlam çıkartırsınız. Böyle de biraz değişik gibi. Yani bir kelimenin binlerce anlamı olabiliyor Arapçada. Cümlenin genel yapısına göre o kelimeye anlam veriyorsunuz. O yüzden böyle birçok yerde aynı kelimeler karşımıza çıkabilir. Üsve-i Hasene, Peygamberimizin güzel ahlakına verilen isim. Yazınca yazdık diyeyim ben, sileyim gençler. Burası önemli çünkü Üsve-i Hasene ola ki bir gün sınav yapabilirsek benim de sorma potansiyelimin yüksek olduğu kelimelerden biri ki geçen sene sormuştum Üsve-i Hasene'yi. Şimdi önce yazdım. Peki sonra herkes yazsın, ondan sonra devam edelim. Üsve-i Hasene, Peygamberimizin güzel ahlakına verilen isim, yazmışsınız diye tahmin ediyorum. Siliyorum. Evet. Şimdi gençler sayfa 50'ye geldim. Orada bir bilgi kutusu var. Orayı hızlıca bir okuyalım. Sonra da bir soru var. Onu çözelim. Peygamberimiz kendisinin de bir insan olduğunu sahabilerine zaman zaman hatırlatmıştır. Bir keresinde sahabilerine şu uyarıyı yapmıştır. Hristiyanların Meryem olduğunu yani İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Başka bir günde ben ancak bir insanım, size dininize dair bir şey emredersem onu hemen alın ama kendi görüşümle bir şey emredersem unutmayın ki ben de bir insanım. Şunu unutmayın gençler, Peygamber Efendimiz'in yaptığı hiçbir hareket kendi yani verdiği hükümler anlamında ya da koyduğu kanunlar anlamında hiçbir şey aslına bakıldığı zaman kendi kendine yaptığı bir şey değil. Tamamen Allah-u Teala'nın emriyle yerine getirdiği şeyler. Yani şöyle söyleyeyim size, işte Kur'an-ı Kerim vahiy olarak Peygamber Efendimiz'e geldiğinde ilk önce onu gizliden insanlara duyuruyor. Daha sonra gelen ayetle birlikte açıktan insanlara tebliğ etmeye başlıyor ayetleri. Bu açıdan da bakıldığında gelen ayetin emri neyse onu yerine getiriyor. Yani kendiliğinden hadi ben bunu yapayım demiyor. Burayı da birbirine karıştırmayın. Bu etkinlik kısmında bir soru var, onu konuşalım biraz. Peygamberlerin insanlardan seçilmesi neden gereklidir? Peygamberler neden insanlardan seçilir? Fikirlerinizi söyleyin bana. Yazıyorum. Bizimle bir farkı olmadığını anlamak için diyor. Doğru, güzel.
Peygamberlerin insanlardan seçilmesi neden gereklidir? Neden insan? Yani melek olsaydı bir peygamber olmaz mıydı? Yazın bana, bekleyin ben de biraz. Düşünün. Neden peygamberler insanlardan seçilmeli? Hadi Şeyma, Ece, Miray. Başka Efe Can var. Başka kim var hocam? Şöyle bakayım ben. Fatih, Sofya sence niye? Şeyma demiş ki, Allah'tan gelen birileri insanlara anlatırken onları anlayarak insanları da anlayacak şekilde anlatması olabilir. Doğru, çok güzel söylemiş. Başka var mı fikri olan? Ben devam edeyim mi? Serkan, insanlara ayırt edilmemesi için, insanlardan ayırt edilmemesi için. Doğru, güzel. Şimdi gençler, o zaman ben şöyle bir toparlayayım. Peygamberlerin, var mı hocam? İşte o da insan, biz de o yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. Güzel. Şimdi gençler, peygamberler neden insanlardan seçiliyor? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi, Peygamber Efendimiz bir arkadaşınız yazmıştı. Bizim hani anlayabileceğimiz şekilde anlatması için. Şimdi Peygamber Efendimiz eğer bir insan olmasaydı, atıyorum bir melek olsaydı, biz ona derdik ki o zaman, şimdi insan gözüyle empati yaparak düşünün, biz ona derdik ki ama o melek yapıyor, ama ben insanım, ben nasıl yapacağım derdik, değil mi? O yüzden söylediği şeyleri yapmakta sıkıntı çıkar. Yani ki şu anda bile biz çoğu şeyi yapamıyorken, eğer bize bu buyruğu ileten kişi bir melek olmuş olsaydı onu örnek alamazdık. Çünkü o yapıyorsa yani o melek yapabiliyor ama biz insanız, biz yapamayız derdik. Ama şimdi ne diyoruz? Peygamber Efendimiz'in yaptığı şeyleri duyduğumuzda, gördüğümüzde aa diyoruz, bak hani o da insan, ben de insanım, ben günümü nelerle geçiriyorum, o da bir insanken nefsine nasıl hakim olmuş da günümü nasıl geçiriyormuş diye aslında insanların örnek alabilmesi için yapılmış bir uygulama aslında bakıldığı zaman. Peygamber Efendimiz'e örnek almamız temsil kavramıyla ifade ediliyor. Bunları zaten tek tek işleyeceğim. Temsil kavramı onu örnek almamızdan bahsediyor. Baktığımız zaman eğer o bir peygamber olarak bir insan olmuş olmasaydı, insan olmasaydı biz o zaman onun getirdiklerini kendi hayatımızda lanse etmeye, yani kendi hayatımızda uygulamada sıkıntılar yaşardık. O yüzden bu sebeple bakıldığı zaman ne diyoruz? Peygamberlerin insanlardan seçilmesi aslında bizim daha iyi ders alabilmemize ya da daha iyi bir şekilde onun söyledikleri şeyleri daha rahat bir şekilde hayata geçirmemize sebep olmuştur diyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında peygamberler o yüzden insanlardan seçilmiştir gençler. Başka ne söyleyeceğim? Bu konuyla alakalı söyleyeceğim bir şey var mı? Şöyle bir bakalım. Bu konuyla ilgili bunları söylesek bizim için yeterli olur. Anlayamadığımız bir yer var mı? Yapamadığımız, anlayamadığımız, aklımıza takılan... Bir daha sor. Sor diğer konuya da diğer ders geçeyim. Sayfa 50'de kaldım. Peygamberlik yönünden bahsedeceğim. Mira demiş ki, hocam dünyada bir saniyede milyonlarca insan ölüyor ya, Azrail herkesin canını aynı anda nasıl olur? Şimdi gençler, Allah-u Teala'ya bütün bu dünyayı aynı anda yönetmek zor geliyor mu? Gelmiyor. İnsanüstü, yani insan gibi düşüncelerle bakmayın olaya. Şimdi baktığımız zaman Allah-u Teala'ya, hatta ayetel kürsüde geçer, bütün dünyayı aynı anda yönetmek ona zor gelmez. Bu açıdan bakıldığında Azrail Aleyhisselam'a da öyle bir güç veriliyor ki, demek ki öyle bir mucize belki de veriliyor ki o her an her yerde olarak ne yapıyor? İnsanlara bu şekilde ulaşabiliyor. Zaten bilemiyoruz. Yani bakıldığı zaman nerede, ne şekilde alıyor canını ya da işte nasıl oluyor, biz tam o nasıl olduğu anı bilmediğimiz için belki de
çok daha farklı bir şekilde oluyor diyebilirim. Yani şey gibi düşünün, insani özelliklere sahip olmadığı için melek zaten ve Allah-u Teala'nın ona verdiği belli güçler var. Ki hani kimseye vermiyor da bu görevi, sadece Azrail'e veriyorsa demek ki onu da üstün bir güçle donatıyor ki aynı anda ona da o kadar insanın canını almak zor gelmiyor. Nasıl ki onca insan aynı anda doğum yapıyor, bir can dünyaya geliyor. Bu dünya üzerindeki insanlara zor gelmiyorsa, işte Allah-u Teala'nın o yeni doğanlara o canı vermesi zor gelmiyorsa, Azrail'e de insanların canı almak zor gelmiyor diyebilirim. Yani kendi çapımda bu şekilde açıklamaya çalıştım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam, burada bırakalım dersimizi. Öğle arasına giriyoruz. Saat 8 geçiyor. Saat 2'de tekrar diğer dersimiz başlayacak. Lütfen 2'de eksiksiz olarak hepiniz burada olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yaşar.